Toplumsal alandaki inkılaplar, bu alanda yapılan inkılaplar, toplumsal hayata düzen vermek, Batı standartlarında bir sosyal yaşam oluşturmak ve Batı ile olan ilişkilerde bir karışıklığa meydan vermemek amacıyla gerçekleştirilmişlerdir. Kıyafette değişiklik. Osmanlı toplumunda insanlar dini inançlarına göre giyinirdi. Müslüman ve gayrimüslimlerin giyim ve kuşamları onların inançlarını belli ederdi. Bu durum Osmanlı toplumunda kıyafet birliğinin oluşmasını engelliyordu. Şapka İnkılabı Atatürk'ün Kastamonu gezisiyle başladı. 25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu mecliste kabul edildi. Ayrıca 1934'te çıkarılan bir kanunla din adamlarının ibadethaneler dışında dini kıyafette dolaşmaları yasaklandı. Ancak tüm dinlerin dini görevlilerinin en yetkili kişileri bu yasağın dışında tutuldu. Örnek olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Fener Rum Patriği gibi dini önderler bu yasağın dışındadır. Kıyafette değişiklik Türk milletini çağdaş bir görüntüye kavuşturmakla kalmadı. Giyim kuşamdaki karmaşaya son vererek birlik ve beraberliği de güçlendirmiştir. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Osmanlı Devleti'nde uzunluk ve ağırlık ölçüleri Batılıların kullandığı ölçülerden oldukça farklıydı. Bu durum ticari ilişkilerde sıkıntı yaratıyordu. Sonuç olarak Avrupa'nın kullandığı standart ölçülere geçmek, ölçülerin daha sağlıklı yapılmasını sağlayacaktı. Yani mesela bir uzunluk ölçüsü için kullanılan endaze, arşın gibi ölçüler Avrupa'nın kullandığı yani bir metreye tam karşılık gelmiyordu. Bu da çeşitli sıkıntılara neden oluyordu. Daha sonra 26 Aralık 1925'te Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvim kabul edildi. Arkadaşlar bu Hicri takvim Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü yani hicreti başlangıç alıyordu. Ay yılına göre düzenlenmiş bir takvimdi. Dolayısıyla yani güneş yılına göre Avrupa'nın kullandığı güneş yılı esaslı takvime göre 11 gün gerideydi. Bu durumda ticari ilişkilerde sorun yaratıyordu. Güneşin doğuş ve batışına göre kullanılan Alaturka saat yerine milletler arası saat sistemi kabul edildi. Hafta sonu tatili öğleden sonra ve pazar günü olarak düzenlendi. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü olarak düzenlendi. Ağırlık ölçüleri okka yerine kilo, uzunluk ölçülerinde karış, endaze, kulaç ve arşın yerine de metre kullanılmaya 1931 yılında başlandı. Bu değişikliklerle hem bölgeden bölgeye değişiklik gösteren birimler aynı ölçü haline getirildi, hem de milletler arası ekonomik ve ticari ilişkilerde çok önemli kolaylık sağlandı. Toplumsal alanda yapılan diğer önemli bir yenilik de soyadı kanunun kabul edilmesi. Osmanlı toplumunda insanlar kendi adlarıyla birlikte baba adıyla anılıyordu. Soyadı yoktu. Ayrıca sosyal statü veya fiziksel özellikleri ön plana çıkaran ünvanlar ve lakaplar da kullanılıyordu. Arkadaşlar buna mesela örnek yani ağa, bey, efendi gibi lakaplar bir de insanların fiziksel özellikleriyle Topal Osman gibi mesela buna benzer vereceğimiz örnekler bu ilişkileri zorlaştırıyordu. Kimini yüceltirken kimini güya alçaltıcı bir lakap olarak ön plana çıkmaktaydı. İşte bu durum da sosyal hayatta eşitsizliğe neden yol açıyordu. Ayrıca at benzerliği nüfus ve özellikle de asker işlemlerinde zorluk yaşatıyordu. 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanunu ile her aileye bir soyadı verilmiş oldu. Ancak verilen soyadlarının Türkçe olması, ahlaka aykırı ve komik olmamasına da özen gösterilecekti. 24 Kasım 1934 tarihinde de çıkarılan bir kanunla Mustafa Kemal'e de Atatürk soy ismi verilmiştir. Soyadı kanunun kabul edilmesi toplum hayatında yeni bir düzen ve disiplin sağlanırken aile ve fertlerin de tam olarak tanınması mümkün olmuştur. Türk kadının toplumdaki yeri. Atatürk, Türk milletinin kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın çağdaşlaşması görüşündeydi. Dolayısıyla o tarihe kadar toplum hayatında aktif olarak yer almamış olan Türk kadınları toplumda hak ettiği yeri Atatürk'ün girişimleri sonucunda elde etmişlerdir. 1926'daki Medeni Kanun'da sosyal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlandı.
bu kanuna kadınların siyasal haklarından söz edilmemekteydi. 3 Nisan 1930'da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. Türk kadını 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı elde etti ve 1934 yılında ise Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus Medeni Kanun'da Türk kadına siyasal haklar verilmemiştir. Söylediğimiz gibi sadece sosyal ve ekonomik haklar verilmiştir. Türk kadınına siyasal haklar 1930, 33 ve 34 yıllarında verilmiştir. Bunları karıştırmasak ve bu konularda buna dikkat etmemiz gerekmektedir. Şimdi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların en önemlisinden bir tanesi arkadaşlar tevhidi, tedrisat kanununun kabul edilmesi. Halifelerin kaldırıldığı konumuzla işlemiştik. Yine tevhidi tedrisat 3 Mart 1924 tarihinde de kabul edilmişti. Burada eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Aynı tarihte yine medreseler kapatılarak medrese ve okul ikiliğine son verilmiş oldu. Yani burada eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Böylece tüm okullar, ülkedeki eğitim kurumları yeni kurulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimin altına girmiştir. Çağdaş eğitim esasları belirlenmiştir. Kız ve erkek çocuklar için ilköğretim zorunlu hale getirilmiş. Kız ve erkek öğrenciler arasındaki karma eğitime geçilmiştir. Bu kanun da laikliğe geçişte önemli bir gelişmedir diyoruz. Şimdi yine eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplarda arkadaşlar Türk Tarih Kurumu var. Türk Tarih Kurumu milliyetçilik ilkesiyle ilgili bir gelişmedir. Yani tarih bir toplumun kültür değerlerini yansıtan bir bilim dalıdır. Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanması açısından toplumun ortak bir tarihe bilincine sahip olması gerekiyordu. Bu doğrultuda 15 Nisan 1931 yılında arkadaşlar Türk Tarih Kurumu da açılmıştır. Burada Osmanlı tarih anlayışı ve Selçuklu tarih anlayışı terk edilerek Türklerin daha eski bir medeniyet olduğunu ve Anadolu tarihine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar da Belleten adı verilen süreli yayınlarda da yayınlanmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin tekrar söylüyorum sağlanması açısından toplumda ortak bir tarih bilincine sahip olmalıydı. İşte Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti de arkadaşlar 3 Ekim 1935'te ismini Türk Tarih Kurumu olarak değiştirmiştir. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Osmanlı Devleti Türkçe, Farsça ve Arapça karışımı olan ya Osmanlıca adı verilen bir dil kullanılıyordu. Bu dil özellikle arkadaşlar sanatçılar veya sarayda kullanılırken halk Türkçe konuşuyordu ve bu durumda doğal olarak kültür çatışmasına yol açıyordu. Dilde arkadaşlar normal Türkçe dilde özünden uzaklaşmış ve zenginliğini yitirmişti. Dili sadeleştirmek, özüne döndürmek, yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulmak amacıyla da 12 Temmuz 1932 yılında da Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Harf inkılabı ya da yeni harflerin kabul edilmesi. Arkadaşlar bu okuma ve yazması zor olan Arap harfleri yerine 1 Kasım 1928 yılında Latin alfabesi kabul edilmiştir. Böylece çağdaşlaşma ve laiklik ile ilgili bir gelişmedir. Daha önce kullanılan Arap alfabesi terk edildi. Türk diline daha uygun olan Latin alfabesi kabul edildi. Harf inkılabı ile Doğu kültüründen Batı kültürüne geçiş yaşanmıştır. Harf inkılabı okur yazar sayısını artırmıştır. Eğitim hizmetleri bu sayede arkadaşlar yaygınlaşmıştır. Burada işte yeni harflerin kabul edilmesinde millet mektepleri çok büyük bir öneme sahiptir. Kitap basımı ve satışında önemli bir artış olduğu gibi halkın eğitim kültürü alanında ilerlemesini sağlandı. Bir de arkadaşlar Latin alfabesinin kabulüyle Batı biliminden yararlanmak da kolaylaşmıştır. Güzel sanatlar konusunda da Atatürk Türk sanatının araştırılmasını ve dünyaya tanıtılmasını istiyordu. Bunun için sanatçılara geniş imkanlar sağladı, onlara yol gösterdi ve destek verdi. 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Ankara, İstanbul ve İzmir'de devlet konservatuvarları açıldı.
Resim ve Heykel Müzesi ile Eski Eserler Müzesi açılarak Türk kültür ve sanatına ait değerlere sahip çıkılmıştır. Böylece arkadaşlar eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplarımızı bitirdik. Ekonomi alanında yapılan inkılap hareketlerine geçtik. Arkadaşlar Osmanlı ekonomisi tarıma dayalıydı. Bu nedenle sanayi alanında fazla gelişme sağlanamamıştı. Genellikle gayrimüslim vatandaşlar ticaretle ilgilenirken, yani Müslüman Türk köylüsü tarımla geçimini sağlıyordu. Gelirlerin büyük bir kısmı devlete vergi olarak veriliyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da sanayisi olmayan Anadolu'nun tarımsal gelirlerini artırmak, bir yandan da sanayi ve ticaret alanlarında gelişme sağlamak hedeflendi. Bu doğrultuda da arkadaşlar ekonomi alanında inkılaplar yapılmaya başlandı. Kurtuluş Savaşı sonunda Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiş. Tam bağımsızlık ve milli egemenlik sağlanmıştı. Şimdi de Türkiye için amaç ekonomiye bir yön vermek, yurdu kalkındırmak, kısaca milli ekonomi için çalışmak gerekiyordu. Bunun için atılan en önemli adım da İzmir İktisat Kongresi. İşte İzmir'de toplanan bu İktisat Kongresi'ne arkadaşlar toplumun her kesiminden işçi, çiftçi, tüccar ve sanayici gibi gruplar katılmıştır. Toplanma amacı ekonomik kalkınma için ortak hedeflere saptanması, ekonomik hedeflere ulaşmak için gerekli yöntem ve kaynakların saptanması, yeni Türk Devleti'nin ekonomik programının belirlenmesi, siyasi bağımsızlık için şart olan ekonomik bağımsızlığın nasıl sağlanacağının belirlenmesidir. İşte kongrede alınan bu kararlar arkadaşlar misakı iktisadi yani milli ekonomi andı ya da ekonomi yemini denilmektedir. Misak iktisadi alınan kararlar ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması, el işçiliğinden küçük ve imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir. Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir organ haline gelmeli ve özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır. Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır. Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerekir. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır. Demiryolu inşaat programına alınmalıdır. İşi erbabına amele değil işçi denmelidir. Sendika hakkı tanımalıdır. Bu da arkadaşlar işte misak-ı iktisadi kararları olarak değindik. Sanayi alanındaki gelişmelere baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin batıdaki ilerlemeye ayak uydurulamaması ve kapitülasyonların etkisiyle sanayi gelişememişti. Milli sermayenin gelişebilmesi için gerekli sermaye birikimi yoktu. Bu nedenle madencilik ulaşım sektörleri yabancı sermayenin yatırımına açıldı. Daha sonra yabancı sermaye ile kurulan tesislerin satın alınması planlandı. 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılarak sanayi alanındaki etkinlikler desteklendi. Özel teşebbüs sanayi alanına çekmek için bir kısım vergi ve gümrüklerde indirime gidildi. 1929 yılında meydana gelen dünya ekonomik krizi sanayileşmeyi yavaşlattı. Bunun üzerine Atatürk devletçilik ilkesini uygulamaya başladı. Planlı kalkınma modeli başlatıldı. İşte 1933'te birinci 5 yıllık sanayi planı hazırlandı. Bu doğrultuda kurulmuş olan Sümerbank ülkemizin çeşitli yerlerinde fabrika açtı. Ülkenin doğal kaynaklarını değerlendirmek amacıyla da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruldu. Ayrıca Karabük Demir Çelik Fabrikası da kuruldu. Daha sonra arkadaşlar işte Malatya, Kayseri, Ereğli ve Nazilli'de pamuklu dokuma fabrikaları, İzmit'te kağıt fabrikası, yine Gemlik'te ipek fabrikası, işte İstanbul'da Paşabahçe'de şişe ve cam sanayi, yine Beykoz'da deri fabrikası, işte Uşak'ta açılan ilk şeker fabrikası. Bunlar arkadaşlar birinci 5 yıllık kalkınma planı sonunda açılan sanayi tesisleridir. Arkadaşlar dikkat ettiğimiz gibi sanayi alanında yapılan inkılaplar da devletçilik ilkesi uygulanmıştır. Bunu da Atatürkçülük konusunda ayrıntılı olarak göreceğiz. Bayındırlık alanındaki gelişmelere baktığımızda
Uzun savaşlar sırasında ülkenin birçok yeri tahrip edilmişti. İnsanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için bayındırlık faaliyetlerine hız vermek gerekiyordu. Öncelikle de ulaşıma önem verildi. Yeni yollar, köprüler, limanlar ve havaalanları yapıldı. Demir yollarına öncelik verildi. Özellikle büyük şehirlerde modern şehircilik anlayışına uygun çalışmalar yapıldı. Ankara'nın modern bir görünüm kazanması için de bu çalışmalar o dönemin en güzel örneğini bize vermektedir. Ticaret alanındaki gelişmeler. Osmanlı Devleti'nde ticaret büyük ölçüde azınlıkların elindeydi. Kapitülasyonun kaldırılması ile ve ülkedeki azınlıkların etkinliğinin kırılmasının ardından Türkler de ticari hayata ağırlık verdi. Üretim faaliyetlerinin artmasıyla ticari hayatta canlılık kazandı. Ticareti geliştirmek için yerli malı kullanımı desteklendi. İlk özel banka olan İş Bankası kuruldu. 1 Temmuz 1926 yılında da kabotaj kanunu çıkarılmasıyla kendi limanlarımızın işletme hakkı Türk vatandaşlarına verilip deniz ticaretimizde geliştirilmiştir. Yine bu dönemde arkadaşlar az önce de işledik. Avrupa ile ticari ilişkilerde uyum sağlamak için de ölçülerde de değişikliğe gidilmiştir. Tarım alanındaki gelişmeler ya da tarım alanındaki inkılaplar. Ülke nüfusunun %80'i toprakla uğraşıyordu. Bunun yanı sıra milli gelirin yarısı tarımdan sağlanıyordu. Bundan dolayı Atatürk ilk olarak köylünün durumunu iyileştirmesi için çalışmalara başladı. Tarım Bakanlığı yeniden düzenlendi. 1925'te ödenmesinde güçlük çekilen aşar vergisi kaldırıldı. Böylece vergilendirmede eşitlik sağlandı. Böylece herkes geliri oranında vergi ödeyecekti. Köylüye ucuz kredi vermek amacıyla Ziraat Bankası'nın olanakları genişletildi. Faiz oranları düşürüldü. Çiftçinin zor durumda kalması böylece önlenmeye çalışıldı. Köylüye az kârla tarım araçları satılıp tarımda makineleşme yaygınlaştı. Çay ve şeker pancarı ürünleri tanıtılıp bunların üretimi yaygınlaştırmak istendi. Burada da az önce de söylediğimiz gibi çiftçi üretim imkanları artması hedeflendi. Bilgi ve tecrübe artırılması çalışıldı yine tarım alanında yapılan yeniliklerde. Bu doğrultuda arkadaşlar ziraat enstitüleri açıldı. Bir de köylünün ürettiklerini iyi değerlendirebilmesi için de tarım ve kredi kooperatifleri de tarım alanında yapılan yenilikler arasında söyleyebiliriz.